İran lideri Ahmedinejad'la devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'den uyardı. Katıldığı Birleşmiş Milletler toplantısından sonra bir basın toplantısı düzenleyen Ahmedinejad, dünyadaki fakirlik ve adaletsizliğin kaynağından Bin Laden suikastine, Orta Doğu'daki halk hareketlerinden Batı ile yapılan nükleer müzakerelere kadar birçok konuya değindi. Ahmedinejad ayrıca Hilal Televizyonu izleyicilerine de özel bir mesaj gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'den ihtar etti. Katıldığı 4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nın ardından İstanbul Konrad Otel'de basın toplantısı düzenleyen Ahmedinejad, ilk olarak dünyadaki fakirliğe ve adaletsizliklere değindi. Dünyada açlık ve sefalet yüzünden her gün 10 milyon çocuğun öldüğünü ifade eden Ahmedinejad, tüm sorunların idare biçiminden kaynaklandığını belirtti. Dünya idaresi belirli bir kesimin avucunda. Tüm küresel ticaret sadece bir ülkenin menfaatine işliyor. Düşünebiliyor musunuz? Dünya ticaretinin 32 milyar doları sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Böyle olunca ne İran, ne Türkiye, ne Çin, ne Rusya çalıştığının hakkını alabiliyor. Tüm ülkelerin parasının değerini ne tuhaftır ki Amerika Birleşik Devletleri belirliyor. Tüm sorunların sona ermesi için sömürgecilik geçmişi olmayan ülkelerle artık derhal yeni bir idare biçimi kurulmalı. Amerika'nın emperyalist politikalarının tüm kötülüğüyle devam ettiğini kaydeden Ahmedinejad, Usame Bin Laden suikastını da bu bağlamda değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül bahanesiyle Afganistan'ı ve yine aynı dolaylı bahaneyle Irak'ı işgal etti. Tabii tüm bu işgallerin ortak amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin çökmek üzere olan ekonomisini kurtarmaktı. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a girdiğinde ilk iş olarak tüm madenlerin haritalarına el koydu. Irak'taysa yine ilk iş olarak petrol tesisleri zapt edildi. Şimdi de Bin Laden'in öldürüldüğü iddia ediliyor. Ama bu iddiayı ortaya atan Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde hiçbir bilimsel kanıt yok. O yüzden biz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bilgi ve haberleri doğru kabul etmiyoruz ve ayrıca böyle giderse Obama'nın sonu Bush'tan daha kötü olacak. Amerika'nın küresel terörle mücadele ettiği iddialarına da değinen Ahmedinejad net konuştu. Terörizmin kaynağı da adaletsizliktir. İran son yıllarda güney coğrafyasında terörle mücadele ediyor. Yaptığımız araştırmalarda bu terörün arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun olduğunu tespit ettik. Ne kadar tuhaf değil mi? Ve aynı Amerika bize terörle mücadele ettiğini söylüyor. Hadi ya, gerçekten mi? Teşekkür ederiz. Geldiniz ve bölgemizde 1 milyondan fazla kişiyi katlettiniz. İran'da devrimin 32 yıldır her gün sürdüğünü ifade eden Ahmedinejad, Orta Doğu'yu saran halk hareketleri, gösterilerin yoğunlaştığı Suriye ve Filistin'deki El Fethi Hamas barışı hakkında da konuştu. Dünyada yaşayan tüm milletler özgürlük hakkına sahiptir. Bu yüzden tüm gelişmeler kardeşlik ve barış içinde olmalıdır. Suriye Devleti'nin de sınırları içinde meydana gelen halk hareketlerini barış içinde yönlendirme gücü vardır. Bu gelişmeler birlikte yaşama isteğimizi daha da güçlendirecektir. Ayrıca Filistin halkı dünyanın en mazlum milletidir. Onların iyiliğine olan her adım güzeldir. Barış meselesinde de aklı selimle hareket edilerek güzel sonuçlar alınabilir. Ahmedinejad açıklamalarının ardından Hilal TV Dış Haberler Editörü Mehmet Nilüfer'in sorularını da cevapladı. Cenevre ve İstanbul'da yoğun görüşmeleriniz oldu 5+1 ülkeleriyle. Yalnız hiçbir sonuç alınamadı manidar bir şekilde. Batı İran'dan ne bekliyor ve İran bu isteğe hangi sebeplerle karşı çıkıyor? Biliyorsunuz Bahreyn'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmiş bir ordu var. Körfez İşbirliği Konseyi adı altında. Siz bu konuda neler diyorsunuz? Ben nükleer müzakereler meselesinde defalarca söyledim. Bu konular kolay konular değil. Ama diğer yandan nükleer çalışmaların yasası da ortada. Bizim bu yasalara hiçbir aykırılığımız yok. Zaten onların amacı anlaşmak olsa bunun için günlerce konuşmaya gerek yok. Yarım saatlik toplantı bile bunun için yeterli. Batı'nın bizden ne istediğine gelince onlar bizim gelişmemizi, büyümemizi ve kalkınmamızı engellemek istiyor. Bahreyn meselesinde de diğer ülkelerle aynı şey geçerli. Halkın istekleri kardeşçe yerine getirilmeli. Düşünün ki tüm Bahreyn halkı yok edilse Bahreyn devleti kimi yönetecek?
Beyaz Bey. Basın toplantısını tamamlayan İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Hilal TV izleyenlerine de Türkçe olarak özel mesaj gönderdi. Hilal TV seyircileri sizi çok seviyor. Onlara neler söylemek istersiniz? Ben hamımızı çok esirem. Hamımızı. Ben selam yetir hamımızı.